Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kelime öğreniyoruz bölümünün ilk videosuyla beraberiz diyebilirim. Şimdi e, Almanca videomuz da olacak bugün ama İngilizce videomuza başlayacağız önce. E, YDS'de, KPDS'de ya da ÜDS'de çıkmış ilk bin kelimeyi böyle parça parça sizlerle örneklerle paylaşmak istiyorum hem tekrar olması açısından hem örnek cümlelerde nasıl kullanıyoruz bunu da öğrenme fırsatı edinmiş olacağız. Şimdi bugün 8 tane fiil öğreneceğiz. Bu 8 fiille beraber bir de cümle kuracağız. Önce fiili görüyorsunuz ekranda. Yanında Türkçesi. Eğer eş anlamlısı varsa eş anlamlısı ve aynı zamanda okunuşu. İlk fiilimiz abandon fiili. Yani birini terk etmek, bir şeyden vazgeçmek anlamına gelir. Abandon fiili leave ve give up'la da eşdeğer anlamlara sahiptir. Ama biz give up ya da leave kadar abandon fiilini kullanmayız. Bunu da örneklerimize baktığımızda anlıyor olacağız. Fazla kullanmadığımız için de daha çok makale ya da benzeri tekslerde tekstlerde karşımıza çıkar. Abelish toplumdaki tabuları yıkmak diye ben yazdım aslında sona erdirmek. Do away with yine kullanılan eşdeğer anlamlısı bir fiildir. Ee, ama abolish fiili daha çok e, olumsuz bir anlam verdiği için kullandığı cümlede de buna dikkat ediyor olmamız lazım. Absorb bunu aslında biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. İçine çekmek, emmek anlamı bulunmakta bulunmakta. Ee, i̇şte bazen böyle yarı İngilizce, yarı Türkçe konuşan kişiler bu kelimeyi bu pardon bu fiili çok fazla kullanıyor. İşte bu durumu absorb etmeyi başaramadı gibi cümleler kurabiliyorlar. Evet. Ee, tabii ki oradaki anlam bundan biraz daha uzakta. Ee, abstain from e, bu da yine negatif anlam içeren bir fiil. Kötü alışkanlıklar yani mesela alkol olabilir ilaç olabilir, uyuşturucu olabilir bunlardan uzak durmak, sakınmak anlamında kullanılır ve avoid fromla benzer anlamlara e, denk gelir. Avoid from da biraz daha kaçınmak, uzak durmaya çalışmak anlamı olsa da abstain de e, daha böyle e, sakınmak, e, bir gayret var uzak durmakla alakalı. Böyle bir anlama sahip. Tabi cümle kurduğumuzda daha net anlayacağız. E, abundant, bol, bereketli demek. E, bu da yine çok sık kullanılan bir fiil değil aslında. Bunun yerine işte a lot of, nutritious gibi e, isimleri ya da fiilleri kullanıyoruz. Ama tabii ki e, sınavlarda bu e, isimde karşımıza sıfat daha doğrusu pardon sıfat da karşımıza çıkıyor. Accelerate bu herhalde en bildiklerinizden bir tanesidir diye tahmin ediyorum. Hızlandırmak, ivme kazandırmak anlamına gelir. Zaten accelerator dediğimiz gaz pedalı da buradan türemiş bir isim diyebiliriz. Accept yine en çok bilinenlerden bir tanesi. Hani bunu bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Kabul etmek, razı olmak, onaylamak anlamına gelir. Access bu zaten gün içerisinde herhalde bilgisayarda ya da telefonumuzda en çok kullandığımız bildiğimiz e, fiil anlamına geliyor erişmek, ulaşmak anlamı bulunmakta. Peki şimdi cümlelerimize bakalım beraber. They abandoned the burning ship. Abandon neydi? Az önce öğrenmiştik biz bunu e, terk etmek, ayrılmak anlamına geliyordu. They abandoned the burning ship. Yanan gemiyi terk ettiler, yanan gemiden ayrıldılar anlamını veriyor. We will abolish all the unnecessary rules. Tüm gereksiz kanunları yürürlükten kaldıracağız. Abolish yürürlükten kaldırmak anlamı vardı biliyorsunuz. Burada biraz daha yasayla, kanunla, hukuki süreçlerle ilgili bir cümle olmuş. She is a real talent. She can absorb all information from teachers. O gerçek bir yetenek. Tüm bilgileri öğretmenlerinden emiyor, alıyor, özümsüyor anlamında kullanmış burada absorb fiilini. I need to abstain from alcohol. Evet az önce Verdiğimiz örnekle çok bağlantılı. Alkolden uzak durmalıyım. Alkolden vazgeçmeliyim. Uzaklaşmalıyım. Yani bir bağımlılıktan uzaklaşmalıyım anlamını burada sağlıyoruz. There was abundant drink to feed all the animals. Tüm hayvanları beslemek için yeterince içecek var. Aslında burada su kaynağı anlamında. Abundant drink yani işte abundant water da diyebilirdik burada. Yeterince içecek su alanı bulunmakta diyebiliriz. We need to accelerate. We need To accelerate the project. Projeyi hızlandırmalıyız. Projeyi hızlandırmamız gerekir. Anlamında yine kullanmışız burada. I will accept their job proposal after meeting. Buradaki meetingdeki M küçük olacak bu arada arkadaşlar. Yukarıdaki projekteki P gibi. Ben onu yazarken büyük ihtimalle e, hızlı bastım tuşa ve büyük harfe çevirdi. Toplantıdan sonra iş teklifini kabul edeceğim. Accept. Kabul etmek, onaylamak. Nobody can access this room without identification card. Buradaki ID, identification'ın kısaltması ya da identity'nin kısaltması her ikisi yerine de kullanılabilir. Kimlik kartı olmadan kimse bu odaya erişemez. Evet bu tarz videolarımızın birincisini yükledik. Daha doğrusu yüklüyor olacağım. Bunların ikisi, üçü, beşi, onu aslında bu videoları sürekli hale getirerek hem kelime ezberlemeyi arttırıyor olacağız, hem örnek cümleleri görüyor olacağız, hem de e, acaba ya bu kelime neydi ben bunu unuttum dediğimde videoya dönüp izleyip tekrar edebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olur. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize şimdiden güzel bir gün dilerim.